Pelin Körmükçü'nün boşandığı eski işi, ünlü iş adamı Rafi Moreno nasıl oldu olay? Neden karakolluk oldu? Çok iddialar ve karakolda biten gecenin tüm detayları az sonra. Beşiktaş'ın yıldızı Quaresma neden hastanede sabahladı? Gecenin bir yarısı hastaneye giden Quaresma ve eşi ne açıklama yaptı? Az sonra. Söz verdiğimiz gibi bu kısacık aranın ardından sizlerle birlikteyiz. Evet, bu arada Deniz Bey az önce ya da programımız başladığında tiyatro oyununda oynayacağınızdan evet, bahsettiniz. Bununla ilgili bilgileri alabilir miyiz o zaman? İstanbul Meydan Sahnesi olarak her yönü 90 dakika adlı bir oyun oynuyoruz. Hı hı. 2 yıldır oynuyoruz. Bu sene 3. sezonumuz. 18 Kasım Adana, 19 Kasım Tarsus, 20 Kasım'da Mersin'de turnemiz var. Hı hı. Bir de burada karşıda ayın 25'inde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyunumuz var. O zaman bütün tiyatro severleri buradan evet, duyuruyoruz. Evet, bekliyoruz. Keyifli tiyatroya bir ilgi nasıl hocam genelde Türkiye'de, İstanbul'da? Yok yani maalesef. Televizyon mudur bunun bıçaklayan? Ben televizyona bağlıyorum yani çünkü sonuçta şehir tiyatroları gerçi doluyor. Çok ucuz oynuyorlar onlar. Bir liraya mı, iki liraya mı ne oynuyorlar? Biz biraz özel tiyatro olduğumuz için tabii bizim fiyatlarımız biraz daha farklı. Yani 15 liradan başlıyor. Ama günün sonunda bu bir tutku değil mi hocam? Mesela sizler sahnede olmaz. Tabii yani olmazsak biz oradan evet, besleniyoruz. Yani evet, maddi olmasa bile manevi olarak oyuncunun beslendiği tek yer tiyatro yani. Evet. O zaman şimdi İstanbul gecelerinde neler yaşanmış, neler olmuş hep birlikte izleyelim. Ardından stüdyomuzda konuşalım. Uçan kuş kameraları. Geçmiş olsun be. Bağımlısı oldum. Böyle bir şeye başlarsak bu böyle devam eder. Çok evet, yanlış. İstanbul gecelerinin altını üstüne getiriyor. Kimsenin bilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Kim nerede kiminle? Uçan kuştan kaçamıyor. Ekibimiz Maslak'ta bulunan ünlü bir özel hastanenin acil servisinde Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo'yu görüntülüyoruz. Ünlü futbolcu acil servis kapısından içeri eşiyle giriyor. Quaresma muayene olan eşini beklemeye başlıyor. Bir aile endişeli görünen Quaresma uzun süre telefonda konuşuyor. Çok geçmeden ünlü futbolcu hastaneden eşiyle birlikte çıkıyor. Çift kendilerini bekleyen özel araca binerek uzaklaşıyor. Umarız önemli bir şey yoktur diyor ve gece turumuza devam ediyoruz. Gecelerde bu kez güzel oyuncu Doğa Rutkay'ı o güzel kahkahalarıyla görüntülüyoruz. Doğa Rutkay her zamanki gibi çok şık. Doğa Rutkay'ı bugünlerde ekranlarda pek göremiyoruz. Ama tiyatro çalışmaları son hızla devam ediyormuş başarılı oyuncunun. Şimdi hala hazırda oyundan çıktım geldim. Çok iyi, çok zaten işimi, yani oyunu, tiyatroyu çok sevdiğim için bayıla bayıla oynuyorum yani. Şu aralar tiyatroya ağırlık veren güzel oyuncu, sahnedeki tiyatro oyunlarından hangilerini beğeniyor acaba? Var, Dot'un oyunlarını çok beğeniyorum biliyorsunuz, Murat Altabon'un tiyatrosu. Oyunları hep takip etmeye çalışıyorum. Berkun Oya bence müthiş şeyler yapıyor, crack olarak. Şu anda bu ikisini sayabilirim, favorilerim arasında. Televizyon izlemediğini söyleyen pek çok ünlünün aksine Doğa Rutkay sıkı bir Muhteşem Yüzyıl izleyicisi olduğunu belirtiyor. Muhteşem Yüzyıl bağımlısı oldum. İtiraf ediyorum. Geçen yıllar bu kadar değildim ama şimdi bayağı keyif ala ala izliyorum. Ama hani Muhteşem Yüzyıl ve Yalan Dünya dışında başka bir şey seyretmiyorum. Muhteşem Yüzyıl dizisinde özellikle bayanların ilgisini çeken ancak tarihi gerçekliğe uygunluğu da tartışılan
cesur dekolteli ve birbirinden şık kostümlerini nasıl buluyor acaba? Onu, zaten o dizi sanat tarihçileriyle, kostüm tarihçileriyle, bu işi çok iyi bilenlerle birlikte hazırlıyorlar. Dolayısıyla onlardan iyi o dekoltenin nasıl olacağını kimsenin bilebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ciddi çalışılarak yapılan bir iş. Sempatik oyuncu bu konudaki fikrini açıklamaya bakın nasıl devam ediyor. Ya yanlış bir şey yaparım hani bu konuyla ilgili, hayır o elbiseler öyle olmamalı falan dersem yanlış bir şey yaparım diye düşünüyorum. Şimdi de ünlülerin bir türlü vazgeçemediği Cihangir'deyiz. Kenan İmirzalioğlu tıpkı bir hukuk mücadelesinin konu aldığı Karadayı dizisinde olduğu gibi gözlükleriyle çıkıyor karşımıza. Malum bıyıklı ünlüler kervanına rol gereği de olsa Kenan İmirzalioğlu da katıldı. Böyle bir şeye başlarsak bu böyle devam eder. Çok evet. Yanlış. Hatırlarsınız Muhteşem Yüzyıl'da Malkoçoğlu karakteriyle büyük bir hayran kitlesi yakalayan Burak Özçivit, dizideki rolü sona ermesine rağmen bıyıklarını kestirmemişti. Acaba Kenan İmirzalioğlu da Karadayı bittikten sonra yeni imajına devam eder mi dersiniz? Her gün görelim. Hayır, estağfurullah. Her zaman görelim. Karadayı da çok iyi gidiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. İstanbul gecelerinde dolaşmaya devam ediyoruz. Bu kez de Kadıköy'de Ali Taran'la boşandıktan sonra özgürlüğünün tadını çıkaran Ayşe Öz Yılmaz'a rastlıyoruz. Harika bir gece geçiriyoruz. Süper de. Hangi arabaya bineceğiz biz? Ayşe Öz Yılmazel, Hakim Bey şarkısıyla ünlü olan şarkıcı Mehmet Erdem'i izlemeye gelmiş. Çok güzel bir geceydi. Mehmet Erdem'e geldik, süperdi. Zaten hep izliyoruz onu. Neredeyse oraya gidiyoruz biz de hep beraber. Arkadaşlarımızla. Gayet güzel bir geceydi, süper, eğlenceli. Ünlü şarkıcı yaklaşık 3 ay içinde çıkacak yeni albümünün hazırlıkları için hummalı bir çalışma içine girmiş. Ayşe Öz Yılmazer yeni albümünde Gülşen'den de bir parça alacakmış. Gülşen'le beraber çalışacağız. Ayrıca Heyda ile çalışacağız. Coşkun'la. Hazırlanmak için albüme hazırlanacağız hep beraber. Bir grup kurduk. Gece hayatının kalbinin attığı etilerde dolaşmaya devam ediyoruz. Bu kez de ünlü çift İbrahim Kutluay ve Demet Şener'e rastlıyoruz. Demet Şener beyaz taşlı yakalı, koyu yeşil mini elbisesi ve yüksek topuklu, dizin üzerinde biten çizmeleriyle çok şık görülüyor. İki çocuk annesi eski manken, incecik fiziğiyle genç kızlara taş çıkarıyor adeta. Ünlü ikilinin bu görüntüleri geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan boşanıyorlar dedikodularını da yalanlayan cinsten. Ancak ünlü çift sorular karşısında sessizliğini koruyor. Muhabirimizin bu sorusuna Demet Şener sadece gülerek yanıt vermekle yetiniyor. Dışarıda sicim gibi bir yağmur yağıyor. Bir süre mekanda kalan ünlü çift araçlarına ulaşmakta zorlanıyor. Geçelim. Bir saniye. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Öyle bir geçer zamankinin Ahmet'i. En az bir şey yaparız benim. İşler güçlerin hangi güzeliyle yakalandı? Benim de ufaktan gönlüm kaydıydı bir ara ama işten güçten kafayı kaldırıp da gidip konuşamadım. Konuştuğum biri var mı yok mu diye. Gönlü boş mu dolu mu bilemedim. Aynı dizi setinde başlayan aşklardan sonra diziler arası aşklar yeni moda mı oluyor? Hayatım olmuş işler güçler. İşler güçlerin güzel oyuncusu Tolga Güleç'i nasıl bir anda yalnız bıraktı? Böyle tek başıma kaldım şu an, dikkat et. Ama. Yeni nesil bir acayip, ben karışmayayım. Az sonra sadece uçan kuşta. Ünlü yönetmen Fatih Akın'dan... Kulak var, Sudan kardeş var, İstanbul kolektif var. Akıl almaz gaf. Var da var, var. Yüzlerce kişinin önünde sunum yapan Fatih Akın kendini neden kaybetti? Var da var, var. Az sonra sadece uçan kuşta. Soğuk ve yağmura rağmen İstanbul geceleri oldukça renkliymiş. Görüntülerimizde Doğa Rutkay da vardı. Kendisi dizilerde artık fazla görmüyoruz. Daha çok tiyatro oyunculuğuna devam ediyor. Doğa Rutkay'ı nasıl bir oyuncu olarak buluyorsunuz? İyi bir oyuncu. Zaten kanında da var yani, babası da biliyorsunuz. Evet. İyi ustamızdır. Nasıl, bir şey söyleyeceğim. Nasıl iyi oyuncu hocam? Ne oyununu hatırlıyorsun Doğa'nın?
Ben birkaç oyununu izledim. Tiyatro oyunlarını izledim. Ne yapar bu kız? Biz niye bilmiyoruz bunun oyunlarını? Hani bir tiyatro gideceksin abi, bilet alacaksın. Biz gideceksin, derken izleyeceksin yani. Yani ben toplumum burada. Ben toplumum. Ya ha, paran bak yoksa hani gidemedin filan dersen onu anlarım. Hocam ama bak şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bu kızcağızımızla ilgili. Bu kız babası çok büyük bir tiyatrocu, Rutka Aziz. Rutka Aziz'in kızı olmasa benim gözümde otur sıfırdan başka bir şey değil. Hayatınız, gerçekten kesinlikle mi? Hayatının sansasyonunu yok, da o kadar değil daha ya sonra yapacağım daha size sonra kısmen alay ettiği Recep İvedik'le yapmıştır. Şahan'ın sevgisi olarak bir dönem kendini gündeme getirmiştir. Doğa Rutka gibi sokaklar ne oyuncular ne oyuncular ne oyuncular. Şimdi, yok yok Erol Bey, bir şey söylemek Doğa istiyorum burada. Şahan Gökbakar'ın sevgilisi olarak işte gündeme geldiniz. Şahan Gökbakar çok gündemde bir isim olduğu için yani onunla birlikte olan her isim de gündeme gelmek için mi birlikte olmuş olacak? Yok, ki Doğa Rutkay şey, zaten şey Şahan Gökbakar'dan önce tanıdığımız bir isimdi. Tabii ki tamam, kesinlikle. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Ne yapardı? Ne yapardı? Ben, ne ismiydi abi? Ne yapmış? Doğa Rutkay ne yapmış? Bana biri anlatsın. Şu dizide acayip bir rolü var desin vesaire vesaire vesaire. Hani onun gibi tiyatrolar, konservatuarlar neler neler içeriyor ya. Bana icraatını anlatsın. İcraatını ne yapmış Doğa Rutkay? Dizi oyunculuğu yaptı mesela Aşkım Aşkım diye. Çok Deniz Bey güzel ne yapmış? Ne vardı, yapmış ha? Bana bir anlat bunu. Valla oyunları var. Tiyatrografisini. Hayır. Üçüncü türden yakın ilişkiler. O var vardı. Ondan sonra 100 yıl oldu o oyun çıkalı. Sonra. Var var en son oynadık. Ben en son hatırladığım ne biliyor musun? Kaygan Zemin diye bir oyun izledin mi oyunu? Kaygan Zemin diye bir oyunları var. Hocam ben oyunculuğuna saygı duymuyorum ki niye gidip izleyeceğim? Hayır izlesem belki işte bu fikrin değişecek o anlamda diyorum. Ha, ya bu insan dizilerde yani, Aşkım diye dizide oynadı. Şimdi dizide iyi, kötü oynuyor da tiyatroda şeyin mı? Ayrımını Mehmet yapalım. Ali Erbil'le dizide ama oynadı. Şeyin ayrımını yapalım yani şimdi Aşkım, bu Aşkım gündemde dizide değil diye hani birkaç dizide oynamıyor diye gündemde değil diye de kızı hani kötü oyuncu diyemeyiz yani. İlla dizide her dizide oynayan çok iyi oyuncu mu sence? Ya bana hayır çok iyi oyuncu mu dizide oynayan? Ya, onun cevabını ver önce bana. Tabii ki iyi oyuncu değil ama ha, ben yani de diyorum ki için Rutka Yaz'ın kızı olmasa sokaklar bunlardan yok. Çok öyle bana insanlar çok piyasada ha, da. Evet. Yani babasının ismiyle hani geçinen insanlarımız çok maalesef ama babası sayesinde Doğa reklamlarda oynadı. Doğa falan daha falan farklı. Onlardan daha farklı ya. Anladım. En azından tiyatroya gönül vermiş bir arkadaşımız. Hayır bana ne samimiyetsiz geldi ben biliyor musun? Ben de çok doğal çok buluyorum mesela kendisine. Ben halk gözüyle bakıyorum. Siz tiyatrocusunuz. Siz bayan gözüyle bakıyor olabilirsiniz. Pozitif ayrımcılık yapıyor olabilirsiniz. Ben de şöyle bakıyorum konuya. O şimdi Şahan'la ayrıldığında çok güldüğüm cümle sarf etmişti. Soruyorlar buna. Niye ayrıldınız Şahan'la? Çünkü okuyacak çok kitaplarım vardı. Seyredecek çok filmlerim vardı. Buluşacağım çok arkadaşlarım vardı. Şimdi bu samimiyetsiz bir cümledir. Herkes. O zaman ben de dedim ki yine bir magazin programında bu konu gündeme gelmişti. Aa ne demek yani Şahan sana film mi seyrettirmiyor? Roman mı okutmuyor? Arkadaşlarına buluşmanı mı yasaklıyor? Ondan sonra şimdi biz Şahan'la da ilgili burada yeri geldiğinde eleştirilerimizi yapmışızdır ama böyle sanki erkek tarafına hep böyle işte benim yasaklandım vesaire gibi durumlar. Ha bir de çok kilo almıştı. Onu da Şahan'a bağladı. Ne yapayım Şahan yiyor ben de yiyorum falan. Ya bana bunlar biraz samimiyetsiz geldi. Ha bu oyunculuk da bir zevk meselesidir. Ben oyunculuğunu beğenmiyorum. Evet, o banta baktığımızda Ayşe Özyılmazel var. Evet. Ondan sonra şimdi mesela Ayşe kalemini beğeniyorum ben gazetedeki köşesini. Ondan sonra ha bu arada doğayla ilgili konuyu çevirmiş gibi olmayayım. Ek bir cevabınız varsa da dinlemeye yok, hazırım. Yok ben söyleyeceğimi söyledim zaten. Ondan ben sonra neyse renkler Ayşe zevkler tartışın. Evet, ondan sonra şimdi Ayşe'de de işte Ali Taran olayından sonra çok dışlandı. Toplum tarafından dışlandı.